Bil bakalım, Elon Musk kimdir? İsminin telaffuzunda birçok kişinin tereddüt ettiği kişi, Elon Musk. Elon Musk diye yazılan ve Elon Musk diye okunan, insanlık tarihinin ileride adından çok söz ettireceği benzeyen çok büyük vizyon sahibi kişidir diye tanımlayabiliriz. Birazdan anlatacaklarımı dinleyince aslında bu kadar kısa bir tanımlamanın ona çok büyük haksızlık olacağını açık seçik göreceğiz. Elon Musk sıcak bir Haziran günü yani 28 Haziran 1971 yılında Güney Afrika'da dünyaya ınga dedi. Kendisi bir yengeç burcudur ve burçlarla hiç ilgim olmadığından özelliklerini taşıyor mu bilmiyorum tüm notlarda çocukluk döneminin acılı ve sancılı geçtiği görünmekte ki oldukça içine kapanık, yalnız ve diğer çocuklardan dayak yemiş bir çocuk olarak karşımıza çıkıyor. Henüz 9 yaşındayken anne babasının ayrılmasıyla babasıyla birlikte yaşamaya karar vermiş ve büyüme sürecinde sert ve disiplinli bir baba figürü onun çocukluk döneminde psikolojik zorluklarla büyümesine neden olmuş. Bu sert ve disiplinli baba aynı zamanda ileride zorluklarla ve stresle başa çıkabilme özelliğinin gelişmesinde en önemli faktör olmuş. Hala hazırda 5 çocuk sahibi olan Musk, kendi çocuklarına babasından gördüğü duygusal şiddet yöntemlerinden birçoğunu uygulamamakla birlikte çocuk gelişiminde stresle ve zorluklarla mücadele etmeyi ve onlarla başa çıkabilmeyi öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyor. Daha çocukluk döneminden itibaren normalden çok fazla sayıda kitap okuması, biz diğer insanlardan onu farklı kılan en önemli özelliklerden sadece bir tanesi ki benim hatırladığım en son okuduğum kitap Cinali'nin atıydı. Bizlerden ayırdığı bu çok fazla kitap okuma özelliği aslında onu şu ana kadar dünyaya gelmiş en büyük liderler ve dahilerle aynı özelliklerde olduğunu gösteriyor. Ama sadece kitap okuma özelliğinden bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Gençliğinde günde 10 saat kitap okumak onun için oldukça normal bir olaymış. Hafta sonları ise günde iki kitap. Düşünebiliyor musunuz? Tüm hafta sonu boyunca değil. Günde iki kitap bitiren Musk bu konuda şunları anlatmış. Okulun ve komşu okulun kütüphanesindeki kitapların hepsini bitirmiştim. Sanırım 3. veya 4. sınıftaydım. Kütüphaneciyi benim için kitap sipariş etmesi konusunda ikna etmeye çalıştım. Sonra Britannic Ansiklopedisi'ni okumaya başladım. Bu oldukça faydalı olmuştu. Neyi bilmediğiniz hakkında en ufak bir fikriniz yok. Bu cümlesi bence bu konuşmasındaki en can alıcı cümleydi. Neyi bilmediğiniz hakkında en ufak bir fikriniz yok. Çok doğru. Neyi bilmediğimizi maalesef bilemeyiz. Onları ancak öğrendikçe keşfederiz ve o zaman ancak, ha işte daha önceden ben bunu bilmiyormuşum diyebiliriz. Dünyanın bence saygı gösterdiği, yüzlerce kitap okumuş dahi bir insan bile bu kadar mütevazi davranırken. Böylesine özgüven ve ahkam kesmek kimseye yakışmaz. Sakın böyle yapmayın. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Hanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Abi bak. Kafayı var ya kıracağım ya. Bilmediğim şey yok arkadaşlar. Maskın hayatında en önemli dönüm noktalarından biri 10 yaşındayken sahip olduğu ilk bilgisayarıydı ve bu bilgisayarın yanında kendine hediye olarak gelen BASIC yazılım dilini anlatan kitaptı. Bu kitabı 3 gün gibi kısa bir sürede okuyup öğrenip programlar yazmaya başladı. Öyle kolay bir şey değil aslında BASIC yazılım dilini öğrenmek ve çok uzun bir süreç gerekir bunu öğrenmek için. Ama Musk dediğim gibi 3 gün gibi kısa bir sürede çözmüş bunu da. Hey gidi günler hey. Eskiler bilirler BASIC'te program yazmayı 10 CLS 20 INPUT gibi gibi böyle gidiyor. O zamanlar şimdiki gibi pencereler falan yok. Windows çok sonraları çıktı. Hatırlıyorum da en sevdiğim oyun Digger'dı. İçinizde hatırlayanlar vardır. Kendi programcılık dehalığından bahsetmeyi bırakıp maska geri dönüyorum hemen. Musk o zamanlar ilk bilişim kazancını da elde etti. Hem de bir oyun yazarak ve onu 500 dolara satarak. İşte o oyun Blaster. 1989 yılında Güney Afrika'dan Kanada'ya annesinin akrabalarının yanına gitti. Orada başladığı üniversiteyi yarım bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki The University of Pennsylvania Penn'den aldığı bursla Amerika'ya taşınma hayali gerçek oldu. Buraya taşındıktan sonra 2 yıl fizik dalındaki lisansını tamamlasa da eğitimini 1 yıl daha devam ettirerek ekonomi dalında da lisansını tamamladı. Aslında üniversite çağı da sanıldığı gibi kolay geçmiş sayılmaz. Özellikle ekonomik bakımdan zorluklar çeken bir öğrenciymiş Mask. Örneğin aldığı bursun yanında gelir elde edebilmek için evinde partiler düzenliyor. Herkes eğlenirken kişi başı aldığı beşer dolarları sayıyormuş ve cebe atıyormuş. Tabi iş çığırından çıkmasın diye herkese hakim olmak için kendisi arkadaşlarına uyup alkol kullanmadan gecenin bitmesini bekliyormuş. Hatta bir partide annesinin de ona yardım etmek maksatlı kapıda bile satmışlığı vardır. Annesi May Musk'a bakarsak kısacık o da zamanında en az oğlu kadar kendinden bahsettiren bir isim aslında. 1948 Kanada doğumlu. Eski bir manken kendisi ve 1969 yılında Güney Afrika Güzellik Yarışması'nda finalist olmuş. Ve 1970 yılında Elon Musk'ın babası mühendis Errol Musk ile evlenmiş ve evlenmiş de ne olmuş? Elon Musk olmuş. Elon Musk'ın bütün dünyanın ilgisini fazlasıyla çeken özellikleri bir, Milyarder olması, 2. Dünya ve uzay konusunda inanılmaz bir vizyona sahip olması ve 3 de özellikle enerji konusunda yaptığı yenilikler üzerine kurulu çalışma hayatı ve şirketleridir. Gelin şimdi bunları inceleyelim. Musk hala hazırda roket ve uzay bilimiyle ilgili SpaceX, ürettiği elektrikle çalışan arabalara marka adını veren Tesla ve güneş enerji panelleri ürettiği SolarCity adında 3 tane firmanın sahibi. Tabi bunların yanında daha önceden sahip olduğu birkaç hatırı sayılır firma ve projeler de mevcut. 1995 yazında Stanford Üniversitesi'nin yüksek lisans programına kaydını yaptırdı. Ama bu eğitim kariyerinden sadece 2 gün kadar kısacık bir süre sonra vazgeçti ve kardeşi Kimball Masla birlikte IT şirketi Zip2'yi kurdu. Bu süreç de onun için çok kolay olmayan bir süreç oldu. Çünkü şirketi yeni kurdukları dönemde ofis olarak kiraladıkları depoda yatıp kalktı sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar çok sıkı çalıştı. Bunlarla birlikte duş almaya ihtiyacı oldukça da yakındaki bir yerel stadyumun soyunma odalarını kullandı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı 2 yıl şirketini çok zor olsa da ayakta tutmayı başardı. O dönem internet çok hızlı yayılıyordu. Fakat bu işten devasa paralar kazanan hiçbir şirket yokken bunu başaran nadir şirketlerden oldu Zipik'i. 1999 yılında o dönemin en büyük araba motoru olan Alta Vista Zip 2'yi satın aldı. Hem de öyle az buz paraya değil. 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar gayrimenkuller karşılığında satın aldı. Tabi Musk bu durur mu? McLaren F1 bir otomobil ve özel bir jet satın alarak 20 milyon dolarını harcadı bile. Ama bu lüks harcamasının yanında hemen o dönem yine çok parlayan bir sektör olan elektronik ödeme sistemi projesini hayata geçirdi ve x.com yeni işi oldu. Daha sonra 2001 yılında ise rakipleriyle güç birliği yaparak birleşti. x.com'un ismi artık PayPal olarak değiştirildi ve bu sektörde de çok hızlı şekilde büyümeye devam etti. Şimdilerde Türkiye'de kullanılmasa da PayPal'ı sanırım birçoğumuz biliyoruz. Tanımı şu, finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmadan daha güvenli Hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapmanızı, ödeme almanızı ve para göndermenizi sağlayan online ödeme sistemidir. Ortaklarıyla birlikte PayPal'da da 2002 yılında dünyaca ünlü e-ticaret şirketi eBay'e sattı. Hem de 1,5 milyar dolara sattılar. Elon Musk bu satıştan kendi payına düşen 180 milyon doları cebine indirdi ve bundan sonraki hedefi uzay mühendisliği ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili projelerini gerçekleştirmek oldu. 2002'nin Haziran ayında SpaceX firmasını kurdu ve asıl parladığı dünyanın onu çok daha fazla tanıdığı dönemde bundan sonra oldu. Bu şirketi kurma amacı ise uzayın derinliklerine gitmek ve insan neslini devam ettirmek olarak tanımlıyor. Çünkü insanlığın ve dünyanın geleceğinden hiç umudu kalmamış. Her şeyin gitgide kötüye gittiği kanısında. Ve bu gidişatı ne kadar yavaşlatabiliriz veya bu gidişatı durdurabilir miyiz çabasını tüm iş alanlarındaki çalışmalarıyla gösteriyor. Biyografisiyle ilgili bir röportajında sizce ben deli miyim diye soruyor. Evet sen delisin. Niye delisin söyleyeyim sevgili Musk. Sen en son işinden 180 milyon dolar para kazanmadın mı? Ne işim var dünyanın en zor işi olan uzay mühendisliği yok alternatif enerji sistemleri yok elektrikli araba üretimi gibi şeylerle uğraşıyorsun. Boş versene. Sülalene netice kadar param varken niye kafanı yoruyorsun? Bir de NASA gibi veya dünya ünlü otomobil üreticileri gibi rakiplerle uğraşıyorsun. Hayır bir de yaptığı projelerin hepsini herkese açık bir şekilde yayınlıyor. Hiç patent hakkı falan da istemeden. Bu niye yapıyorsun? Paylaşmasan daha çok para kazanabilirsin. Rakiplerin seni çok daha geriden takip ederler. Dendiğinde onlara dünyadan şöyle bahsediyor. Hepimiz bir gemideyiz. Bu gemide birçok delik var ve gemi hızla su alıyor. Sonunda hepimiz öleceğiz. Siz olsanız paylaşmaz mısınız? Dünyanın tüm gözlerinin üzerine çektiği bir başka daha iyice projesi olan Tesla Motors'a baktığımızda ise Tesla Motors'un aslında 2003 yılında Martin Eberhardt ve Mark Terpening isimli iki mühendis tarafından kurulduğunu, Elon Musk'ın bu projeye 2004 yılında dahil olduğunu görüyoruz. Başından beri Tesla Motors elektrikle çalışan arabalar üzerine işlevini devam ettiriyor. Şimdi geldikleri noktada ise elektrikli arabaların yavaş ve hantal olur tezine tam karşısı olarak hız ve performans konusunda rekorlar üzerine rekorlar kıran bir otomobil üretimindeler. Bunun yanında Tesla'nın yeni modellerindeki en önemli ve diğer firmaların bir türlü istedikleri derecede yapamadığı özelliği ise otopilot sistemi. Bu sistemde ileri bakan kamera, radar ve aktif olarak etrafı tarayan 360 derecelik ultrasonik sensörler, otomatik şerit değiştirme, yayıları tanıyabilme, çarpışmaları engelleyebilme ve hız limit tabelalarını, yanlış duymuyorsunuz, hız limit tabelalarını tanımlayarak hızını ona göre belirleme gibi birçok özelliğe sahip. Otomobil firmalarının hemen hemen hepsi otopilot konusunda çalışıyor fakat maalesef hiçbirisi Tesla kadar başarılı olamıyor ve virajları alamadan takla atıyorlar. Elektrikle çalışan araba Tesla'nın yanında bir de SolarCity isminde bir firmanın sahibi olan Musk, bu şirkette çatılara kurulabilen güneş enerji sistemleri üretiyor. Bu sistem aynı zamanda evlerde çatı görevi görüyor. Hem de maliyetinin bir çatı maliyetinden daha düşük olduğunu söylüyorlar. Musk'ın aklından geçen konu aslında şöyle. Nasıl olsa herkesin bir gün çatısı eskiyecek ve bu çatılarını yenileyecekler. Böylece kendi elektriğini üreten evler ortaya çıkacak. Solar City aynı zamanda Tesla araçlar için batarya üretimi de yapıyor. Elon Musk'ın ileride olan büyük hayallerinden biri de içinde sadece Solar City'nin ürettiği çatılarla donanmış evlerin olduğu ve yine sadece Tesla elektrikli arabaların olduğu sıfır emisyonlu bir şehir kurmak. Bunu düşünürken de daha önce de bahsettiğim gibi içinde bulunduğumuz dünyanın kötü gidişatına ve küresel ısınmaya nasıl karşı koyabiliriz hedefi var aklında. Musk'ın üzerinde çalıştığı diğer bir çılgın proje ise Hyperloop. Ulaşım aracı bu. Bu araç dünyanın en hızlı treni olacak umarım. Bir vakum sistemi şeklinde çalışacak bu tren ve Musk'ın bugünlerde yeni yaptığı açıklamaya göre ses hızının yarısı yani yaklaşık saatte 616 km hızla hareket edecek. Ufak bir hesap yaparsak İstanbul'dan Erzurum'a 2 saat gibi kısa bir sürede gidebileceğiz. Tabi dediğim gibi eğer proje yapılırsa. Projenin yakında yapılacak bir testi var. 1200 metre gibi kısa bir mesafede ses hızının yarısı kadar hıza ulaşacak ve frenlenerek duracak. Maska göre her şey ters de gidebilir ve bu istenmeyen durum olursa bir metal yığında görebiliriz. Ama iki durumda da heyecan verici diyor Musk. Çılgın şey seni. Dahi girişimci milyarder iş adamı Elon Musk'ın projelerini anlatmakta bitmez. Bu videoda böyle uzar gider ama bu projesinden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Yine herkesin çok işine yarayacak bir proje bu. İsmi de Starlink. Bu projeyi de SpaceX'in yaptığı bin adet uyduyu dünyanın çevresine göndererek tüm dünyaya internet sağlamayı düşünüyor Elon Musk. Böylece her yerde Wi-Fi şifresi sormak zorunda kalmayacağız ve çok ucuza internet kullanabileceğiz. Musk'ın dünyanın yararına olan birçok başarılı projesinin yanında sanılanın aksine çok inişli çıkışlı bir özel hayata sahip. Magazin yönünde çok kuvvetli olan Elon Musk'ın bu yönü aslında ayrı bir videoya sığacak kadar uzun ve derin. Belki de başka bir videoda bundan bahsederim. Gerek başarılarıyla gerekse özel hayatıyla tüm dünyanın ilgisini fazlasıyla çeken Elon Musk'ın bir gün yaptığı bir paylaşımda yine dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'yi ziyaret ettiği günün anlamına dair paylaştığı iki fotoğraf ve bir cümlesiyle 1 milyon 200 binden fazla beğeni aldı. Dünyanın en çok sevilen ve saygı duyulan en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlığını fırsat buldukça dile getiren Elon Musk'ın ağzından o gün dökülen cümle şuydu: Üç kırık kaburga, bir delik akciğer ama yine de savaştı. Yurtta barış, dünyada barış için. Ve hemen ertesi gün paylaştığı cümle ise: Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi tercih edin. Mustafa Kemal Atatürk